Diyetisyen Mutfağı'ndan herkese merhaba. Havaların ısındığı, güzelleştiği şu günlerde tam da yaza 5 kala sizin için şahane bir tarifim var. Tarifimin adı soğuk ayranlı çorba ya da yaz çorbası olarak da biliniyor. Çünkü bu sıcak yaz günlerinde ferahlamak için çok ideal bir seçenek. Çorbamızı soğuk olarak yapıyoruz. Çorbamızın malzemeleri arasında nohut ve buğday başlıca olarak yerini alıyor. Nohutları ve buğdayı akşamdan ıslatmanız gerekiyor. Akşamdan ıslattıktan sonra bunları birazcık haşlayacağız. Şimdi buğdaylarımı artık burada kaynayan suyun içerisine alıyorum. Ben nohutlarımı önceden haşlamıştım. Şimdi buğdaylarım da burada haşlanırken bir taraftan yoğurdumun hazırlığına geçeyim. Yapılan çalışmalar kalsiyumun kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Bizim yoğurdumuz da kalsiyum açısından oldukça zengin bir kaynak. Bu da çorbamızı kilo verme konusunda oldukça iyi bir seçenek haline getiriyor. Hem çok tok tutucu hem de kilo vermeye yardımcı. Şimdi buna birazcık su ekleyeceğim ve blenderda kolay bir şekilde ayran yapmanın formülünü bulmuş olacağız. Hatta biraz daha soğuk olması için buna biraz da buz ekleyebilirim. Önce bir tutam tuz atayım. Buzlarımı da bunun içerisine ilave ediyorum. Çorbaya hem biraz aroma katmak için hem de ferahlatıcı etkisini arttırmak için birazcık taze nane ya da fesleğen tercih edebilirsiniz. Ben bugün taze nane kullanacağım. Nanelerimin bir kısmını da yaptığım ayranın içerisine katacağım. O yüzden şöyle yapraklarını ayırıyorum. Ayranın içerisine katıyorum. Bunları da attıktan sonra buğdaylarım artık haşlandı. Şimdi bunları süzüp birazcık dinlenmeye bırakacağım. Çünkü sıcak bir şekilde yoğurda katsaydım bu sefer yoğurdumu ekşitecekti. Artık bütün malzemeleri bir araya getirme vakti geldi. Böyle bir kabın içerisinde birleştireceğim ben bunları. Öncelikle haşladığım buğdaylarla başlıyorum. Ne yapmıştım? Ben akşamdan bir bardak buğdayı ve bir bardak nohutu ıslatmıştım. Sabah da bunları haşladım, nohutumu da haşladım. Buğdaylarımı da burada sizle birlikte haşladık. Hepsini birbirine katıyorum. Ve hazırladığım yoğurdumu, yaklaşık 1 kiloda yoğurt kullandım. Hepsini bir araya getiriyorum. Böyle birazcık sakarlıkları toparladıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Biraz daha böyle içerisine nane ve fesleğen katmak istiyorum. Şöyle bir parça bölüp içerisine atıyorum. Evet, çorbamız artık hazır. Madem geleneksel bir çorba yaptık diyoruz, o zaman biraz da bunu geleneksel yollarla servis edelim. Sizin için burada bakır tasımın içerisinde hem kendime önce bir alacağım bir kase, ardından da bir kaşık alıp tadıyorum. Tek kelimeyle mükemmel olmuş. Bu sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı ve kilo vermenize de yardımcı olacak bir çorba olacak. Ben şimdi müsaadenizle artık çorbamı tüketmek istiyorum. Diyetisyen Mutfağı'ndan bugünlük bu kadar. Eğer tarifimi beğendiyseniz parmaklar yukarıya. Daha fazla tariften haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. O değil de şey oluyor ya. Artık böyle bir şey kalmadı. Nasıl oldu? O eskiden ne işe yarıyordu? Annem saatlerce ben çocukken hatırladım. Saçı perma yapıyor. Kıvırcıklaşıyor. Önce güzelliği bir şey sürüyorlar. Sonra bir şey sürüyorlar. O sıcak sıcak şeyi tuttukları zaman daha çabuk kıvırcık oluyor. Şimdi makinesi var artık. Şimdi makinesi var. Fön makinesi. Şey, Almanya'dan blender getirmişti ya Şaban. Annesine. Tarhana yaparken kiyiyor. Neydi o? Neydi o?